2015-2016 sezonu olarak biz tarım faaliyetine 4 Eylül'den Ali Baltar'ı maaşı olarak iş yerimizi açmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte üreticilerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti göstererek bu süreci en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. Çünkü sektör alanında her sektörde kendini yenilemeyen bir gün hedefine ulaşamayacağını söylemek isterim. Onun için hedefimiz daha iyi tarımla ilgili çalışmalarımızı güncellemek ve bu yolda gerçekten yapmış olduğumuz için en iyisini tarım sektörüne katabilmektir. Zaten logomuzda da belirttiğimiz gibi tarıma değer katan ürünleri gerçekten ön plana geçirip tarımdaki verimliliği arttıran ürünlerimizi çiftçilerimize en güzel, en kolay şekilde ulaştırabilme ve hizmet edebilme gayreti içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Şu anda güz dönemi fide ekimleri başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gübreleme ve ilaçlama olarak başlayacak. Tabii bunların hepsi iyi bir hizmet anlayışıyla tarıma desteklerimizi devam ettireceğimizi göstermektedir. İnanıyorum tarım Gazipaşa'nın belirli ölçekte bu işe emek veren kişilerin karşılığını alması için yapılan bir sanayi gibi düşünmekte yarar var. Bu süreci her zaman en yakın güncelleme anlamında takip ederek çiftçilerimize en iyi hizmeti vermek amacımız Türk tarımında uluslararası olan ülkelerde veya Avrupa ülkelerindeki tarım sektöründeki başarının da bizde daha fazlası olabileceğini, bu başarıyı gerçekten dünyaya tanıtmak için artık bundan sonraki süreçte en kaliteli ürünleri dünya piyasalarına yayabilecek, götürebilecek durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Efendim, sizin örnek seralarınız olduğu söyleniyor. Bunu da ne söylemek istersiniz? Bunda da sürekli yaptığın işi check ederek yeni güncellemeler yapmak gerekirken tabii ki onda da hedefimiz modern seralara ulaşabilmek. Artık daha fazla ürün elde etmenin gayreti içindeyiz. Aslında çok modern bir sera yaptığımızı söyleyemem. Genel anlamda Gazipaşa şartlarında modern seraların artmasını tabii ki arzu ediyorum ama şu anda Gazipaşa'da lojistik anlamında, ulaşım anlamında burada ürettiğin ürünü burada pazarlayacak şekilde bir organizasyon söz konusu değil. Ama ilerleyen dönemlerde belki burada mezat bile kurulmasından yana çalışmalarımızda sektörel anlamda diğer bu işi yapan firma ve bayi arkadaşlarımızı organize edip ürünlerimizi en ücra, yurt dışında en ücra köşelere kadar ulaştırmanın gayreti içinde olabiliriz. Tamam. Daha önce siz ilçemizde inşaatlar da yaptınız. Leyan süreçte inşaat yapmaya devam edecek misiniz? Valla inşaat yaparken değerini iyi bilerek yapmak lazım. Tabii ki çok isterim. İlklerden olduğumuzu da belirtmek isterim ama bu süreçte her yaptığın sektörde en iyisini yapmanın gayreti içinde olmanın da farkında olduğumu. Onun için bundan sonraki süreçte eğer iyi bir altyapıyla bu işe devam edebilirim diye daha önce de belirtmiştim. Ama ortam ve zemin çok çok önemli. Gazipaşa'da büyük arsalar söz konusu olmadığı için belki birlikte birleştirerek bazı daha büyük iş yerleri, daha rahat siteler oluşturma gayretinde olabiliriz. Ama bu süreçte hızlı bir ilerlememiz söz konusu değil ama bunu yavaş yavaş bekleyerek yerinde ve zamanında yapmam doğru olur.